gelecektir. Özel bir konu olduğu için özellikle mekanik tesisat proje firmalarından katılan arkadaşlarımızın makineleri tanıması açısından birazcık bilgi vereceğiz. Sektörden olmayan arkadaşlarımız için de aslında şunu söyleyebiliriz. Netice itibariyle buhar buhardır. Kurutma makinesi dediğimiz şey aslında bir eşanjördür. Kurutma makinesinde hava ısıtılır. Sizin fabrikanızda örneğin süt ısıtılıyordur, yağ ısıtılıyordur ya da başka bir şey ısıtılıyordur. Sonuç olarak prosesler birbirinden çok da uzak değildir. Lütfen sizin sektörünüz dışındaysa bugünkü konumuz bu şekilde dinlemeye ve yorumlamaya gayret ediniz. Sorularınız varsa lütfen soruları yazınız. Seminerin en sonunda sorulara cevap vermeye çalışacağım. Daha detaylı bilgi isteyenleriniz olursa WhatsApp'tan veya mail olarak da gönderebilirsiniz. Mail adresimizi görebiliyorsunuz. Mail olarak da gönderebilirsiniz. İşletmenizdeki ilgili problemi resmini çekerek de gönderebilirsiniz. Peki, artık başlayalım. Şimdi elbette ki dediğimiz gibi buhardır. Ve dolayısıyla kazandan üretilmesinden itibaren prosesimize gidene kadar ki yolda başına gelenler bizim prosesimizde bize problem olarak çıkmakta. Bundan önceki sektörel seminerlerimizde bunları hiç anlatmadık. Yani gıdada veya ilaçla ilgili konuşurken kolektörü, ana buhar hatlarını, buhar dağıtımını hiç konuşmadık. Bunun da belli bir sebebi vardı. Çünkü genel olarak konuştuğumuz o sektörlerde doğrudan buhar kullanımı yoktu. Yani ısıtma yapıyorduk buharı. Biz ısıtma veya işte form verme, pişirme, kaynatma maksadıyla kullanıyorduk. Ama burada buharı doğrudan ürünümüze yani çamaşırımızın içinde olduğu suya verdiğimiz için, deterjanı suya verdiğimiz için birazcık tesisata bakmakta fayda var. Çünkü çamaşırhanede özellikle yıkamada şu sorunla karşılaşılabiliyor, lekeler oluşuyor. Bu lekelerin sebebi de tesisattaki korozyon ve bu korozyonun tabii buharla beraber suyun sürüklenmesi ve çamaşır makinelerinde, yıkama makinelerinde çamaşıra bulaşması şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunun için öncelikle yapmamız gereken iyi bir kolektör. İyi bir kolektör dizaynı. Bu noktada şunu söyleyeyim, fotoğraflar kullandık. Bu fotoğraflarda elden geldiğince kendi ürünlerimize yer vermeye çalıştık. Gözümüzden kaçtıysa mecbur kalıp çok ekstrem bir örnek olmadıkça mecbur kalmış ve başka bir ürünü gözümüzden kaçmış da kullanmışsak maksadımız o ürünü, o markayı kötülemek değil. Sadece proses noktasında bir örnek verebilmek. Bu sebeple lütfen baştan kırmak istemememe rağmen böyle bir durum olursa da ilgili paydaşlarımızdan da özür dileyerek başlayalım. Şimdi iyi bir kolektör dizaynına ihtiyacımız var dedik. Çünkü kazandan üretmiş olduğumuz buharın içerisinde su zerrecikleri vardır ve bu su zerrecikleri tesisata taşınır. Tesisata taşınma noktasında bizim için iki tane büyük avantaj var. Birincisi kolektör, bir diğeri de birazdan konuşacağız. Hat üzerindeki uygulamalar. Şimdi kolektörde benim için büyük bir fırsat var. Doğru bir kolektör dizaynı ile kazandan sürüklenen kondensi alma şansım var. Tabii bunun için bazı şartlara riayet etmem lazım. Şöyle ki, diyelim ki birden fazla buhar jeneratörünüz var veya buhar kazanınız var. Genelde çamaşırhanelerde bildiğiniz gibi buhar jeneratörleri kullanılır ve buhar jeneratörleri de yapısı itibariyle kondens sürüklemeye mütemayil üreteçlerdir. Hal böyle olunca buhar jeneratörlerinin kendi bünyesinde separatör olması lazım. Birazdan konuşacağız ama bazen konulmuyor, bazen atlanıyor. Bu durumda kolektöre çok büyük iş düşüyor. Şimdi birden fazla buhar üreticinin, buhar jeneratörünün olduğu durumlarda birinci olarak şuna dikkat etmemiz lazım. Kolektöre girişler bir taraftan ve prosese dağılımlar bir taraftan olmalı. Yani iki tane, üç tane birden fazla dediğim gibi jeneratörümüz varsa burada karışık bir şekilde girişleri yapmamam lazım. Niye? Çünkü
türbülans olacaktır kolektörün içerisinde. Bu türbülansı oluşturmamak için girişleri bir taraftan, çıkışları bir taraftan yapmam lazım. İşte kuru bölüme giden ya da kurutmaya giden, yıkamaya giden veya ütülere giden hatları ayrı ayrı yerlerden almam lazım. Girişleri ise, buhar jeneratörlerinden gelen girişleri ise kolektörün bir başından almam gerekiyor. Ve sürüklenen suyu alabilmek için elbette ki bir kondenstopa ihtiyacım var ve bu kondenstop içinde bir cep yapmam gerekiyor. Cep yapmalıyım ki, büyükçe bir cep yapmalıyım ki hızı gittikçe düşen kondensi buradan ayrıştırayım. Ha, hızı gittikçe düşen kondens derken de şöyle söylememiz lazım o zaman. Bu kondens cebini girişin aksi tarafına koymam lazım. Kondens cebini girişin aksi tarafına, öbür tarafına koymam lazım ki giderek hızı düşsün ve buradan kondensi tahliye edebileyim. Demek ki girişler ve çıkışlar ayrı taraflardan olmalı. Kondens tahliyesi de giriş değil, çıkış vanalarının altından, aksi istikametten, aksi taraftan olmalı. Bir de bu cebe doğru hafif bir meyil de verebilirsek tamamdır. Tabii ki bu çalışan kolektörleriniz için artık yapacak bir şey yok ama yeni bir projelendirme yapıyorsanız şu ayaklardan birini örneğin 120, birini de 100 mm veya işte 110 cm yapıp buna göre dizayn ederseniz ne olacaktır? Oraya doğru bir eğim olacaktır ve kondensi buradan tahliye etme şansınız olacaktır. Demek ki özellikle yıkamalarda çamaşırlarımıza doğrudan buhar verdiğimiz için leke ihtimali var ve bu leke kazandan sürüklenen suyla olmakta. Bu sebeple de ben bu suyu öncelikle kolektörde durdurma şansım var. Kolektör dizaynı bunun için önemliydi. Aynı şekilde ana hatlarıma da dikkat etmek durumundayım. Hatlara eğim vermeliyim ve bu eğimlerde de belli bir mesafelerde cepler yapıp kondensi tahliye etmem gerekir. Şimdi otellerde özellikle durum biraz riskli çünkü oteller genelde otellerin çamaşırhaneleri küçük hacimli yerler. Yani otelin en alt katında ya da otelin en alt katında yani eksi 3, eksi 5. katlarda çamaşırhaneler vardır. Dolayısıyla o noktalarda buhar hatları çok uzun olmamakta ancak çok dolambaçlı oluyor yani köşeler dönüyor örneğin geliyor sağa dönüyor oradan işte iç bir oda yapılmış ütüler için oraya gidiyor. Dolayısıyla sürekli olarak bir cep özür dilerim sürekli olarak köşeler dirsekler karşımıza çıkmakta. Bu noktada şunu söylememiz lazım. Eğer mesafelerimiz uzunsa her 30 ila 50 metrede bir düz hat için konuşuyorum cep yapmam lazım. Özellikle çamaşırhanelerde durum böyledir. Genelde İstanbul'da olsun Antalya'da olsun hani otellerin yoğun olduğu bölgeler için konuşuyorum. Görmüş olduğumuz çamaşırhaneler buhar jeneratörleri kazan daireleri binanın dışında bir yerde çamaşırhane öbür tarafta dolayısıyla hatlar uzun işte bu hatlarda 30 ila 50 metrede bir cepler yapıp buradan kondensi tahliye etmeliyim ve tabii ki ana buhar hattıma da bir eğim vermeliyim. İşte bu eğim 1:70 oranında olması lazım olduğu söylenir. Birazcık eğim verin yeter. Yani ben size elinize gönye alın açısını hesaplayın bu şekilde yapın. 1:73 olduğunda bununla ilgili ceza puanı kesecektir size makine mühendisler odası diyecek durumumuz yok. Bir miktar eğim prosese doğru bir miktar eğim verin ki özellikle tesisat kapatıldığı zaman genelde çamaşırhaneler çünkü 7/24 çalışmaz. Tesisatlar kapatıldığı zaman hatta su kalmasın bu eğimin etkisiyle ceplere doğru kondens aksın gitsin. Tabii ki kondens ceplerinin de büyük olması lazım. Yani genelde rastlıyoruz ne yazık ki işte kondens top konmuş güzel cep yapılmış çok güzel ama şöyle yapılmış vanası pislik tutuşu çek valfi yarım parmak gelmiş yarım parmak ve buraya da yarım parmak saplanmış. Şimdi tabii buraya kimse düşmez. Hiçbir kondens oraya düşmez. Dolayısıyla bu ceplerin de boru çapına yakın bir çapta yapılması lazım ki en kolay uygulama bir T yapmaktır. Buraya bir T yaparsanız kondens hiçbir şekilde atlayamaz ve buradan cebe düşer. Dolayısıyla kondens top tarafından da tahliye edilir.
Dirsekler çok önemli. İster yukarıya dönüş olsun, ister sağa veya sola dönüş olsun. Bu dirseklerde koç darbesi ihtimali çok fazladır. Çünkü tahliye edemedim. Özellikle otel çamaşırhaneleri için konuşuyorum. Mesafeler kısaydı. Ana baharatlarında 30 ila 50 metre düz mesafe olmadığı için cep yapma durumumuz yok diye düşünüyor bazen projeci arkadaşlarımız ve uygulamadaki arkadaşlarımız. Bu noktada, bu durumda da şunu unutmayınız. Kazandan sürüklenen ve yoğuşan kondans, hat üzerinde de tabii yoğuşan kondans olacaktır. Yoğuşan kondans buhar tarafından önüne katılacak ve ilk dirseğe çarptırılacaktır. Hal böyle olunca dönüşlerden önce bir cep yaparak veya yükselmelerden önce bir cep yaparak yine kondansı tahliye etmemiz gerekir. Eğer bunu yapmazsak kondans boruya sürekli olarak vura vura buradan küçük partiküller, demir tozlarını kaldıracak ve en nihayetinde tabii bu nereye gidecek? Yıkama makinalarına gidecek veyahut da kondans topların kendi ve öndeki filtrelerin tıkanmasına neden olacak. Dolayısıyla bu etkiyi ortadan kaldırabilmemiz için bizim her dirsekten önce desem yeridir. Tabii öyle bir ne bileyim 8'e 8 bir salon gibi düşünelim orayı. 8'e 8 bir yerde 1, 2, 3 kere dönecek. O zaman her dirseğin altına bir tane, her dirseğin önüne bir tane cep yapın da diyemem. Bu noktada ilk dirseğin önü bizim için önemlidir. Su en fazla oradadır. İlk dirseğinizin önüne kondans top koymakta, kondans cebi koymakta fayda vardır. Ve artık kondansım, özür dilerim, buharımı artık makinalarıma getirdim. Dediğim gibi yıkamalara doğrudan veriyoruz. Kurutmalarda ve silindirde ise başka bir problem var benim için. Kurutma ve silindirde benim kondansımın içerisinde ısı iletimine engel olan tabakaları oluşturmamam gerekiyor. Bunlar hava ve tabii ki kondans filmi. Şimdi benim şurası ısıttığım ürünse, örneğin silindir ütüde dış tarafsa veya kurutma makinesinde burası hava, burası buhar, bu da işte serpentinimin duvarı. Bakın buharla havanın arasında transfer ettiğim o ısıda bir ciddi bir düşüş var ve bu düşüşün ana sebebi de tabii ki en kalın olarak baktığımda kondans filmi. Tıpkı şöyle düşünün, bir çay kaşığını çay bardağına daldırıp çıkardığımızda nasıl ıslanıyor? Neden? Çünkü metalin özellikle maddenin bir çekim kuvveti var. Metalin de özel daha da fazla bir çekim kuvveti var ve bu suyun bir film tabakası şeklinde yapışmasına neden oluyor. Düşünsenize kaşığı daldırdım, çıkardım, çay ıslak. Ben bunu ne kadar silkelersem silkeleyeyim hep ıslaklık kalıyor bu çekim kuvvetinden kaynaklı olarak. Dolayısıyla koyacağım kondens topların da buna uygun olması gerekiyor. Kondensin tamamını tahliye edecek şekilde kondens top kullanmalıyım. Tabii kondens top bağlantıları da önemli. Peki, demek ki şimdi bu noktadan sonra kondens topların bağlantı şekillerini ve seçimlerini de konuşmamız gerekiyor. İkinci ve daha önemli bir nokta var. Pek fark etmiyoruz aslında bunu. Şöyle ki bakın 1 milimetrelik kondens filmi neredeyse 70 milimetrelik yani 7 santimlik bir demir tabakanın ısı iletim katsayısına sahipken 1 milimetrelik ama neredeyse benim boyum kadar 1,7 metrelik bir demir tabakanın ısı iletim katsayısına sahip. Özellikle hattın sonuna doğru kullanmış olduğumuz kurutmalarda geç kurutma makinelerinde geç kurutmanın sebebi tahliye edilemeyen havadır. Bunu çamaşırhanelerde çok görüyoruz işin doğrusu. Hat sonu uygulamasına o zaman bakmamız gerekiyor. Aksi takdirde hattın sonundaki makine bir önceki makineye göre daha geç kuruttuğunu görüyoruz. Tabii ki kondens varsa korozyon da var. Bu özellikle dediğim gibi yıkamalarda ve el ütülerinde çünkü veya pres ütülerde doğrudan buhar püskürtüyorum çamaşır ütülemek için. Bu noktada gelin görün ki leke yapmasına, çamaşırın leke olmasına neden oluyor. İzninizle evet, birazcık ışığı açalım dedim. Bulutlandı hava. Dolayısıyla kondens iletimini konuşmamız gerekecek. Kondensin tahliyesini konuşmamız gerekecek. Bütün bunların hepsini üst üste koyarak gitmemiz gerekiyor. Şimdi
Kazanda dediğimiz gibi su sürüklenecektir. Özellikle buhar jeneratörlerinde suyun sürüklenme ihtimali çok daha fazladır. Bu herhangi bir buhar jeneratörü firması ile ilgili değildir. Buhar jeneratörlerinin yapısı itibariyledir. Dolayısıyla buhar jeneratörü kullanırken veya satın alırken, başlangıçta satın alırken sonra da kullanırken mutlaka opsiyonel değil, üzerinde bir parça olarak separatörünün olmasını isteyiniz. Yani separatörsüz, jeneratörün çıkışında separatörü olmayan bir uygulama size ne yazık ki çok ciddi problemlerle geri dönecektir. Ancak separatör dediğimiz şey de şöyle olmalıdır. Şimdi bazı buhar jeneratörlerinin çıkışında separatör görüyorum. Şöyle bir dom, şurada bir tane işte bir saç kaynatıyorlar. Buhar tamam doğrudur, o saça değecek, içerisindeki su zerrecikleri aşağıya doğru yönlendirilecek. Doğru, eyvallah, tamam, ama burada da bazı kaidelere, bazı kurallara, bazı hesaplara riayet etmemiz gerekiyor. Nedir? O da basınç kaybı. Hal böyle olunca özellikle el yapımı, özellikle el yapımı, hani çok kaba tabiriyle fabrikasyon olmayan el yapımı separatörler nedir ki? Alt tarafı separatördür diyorsunuz ama işte alt tarafı separatör değil. Şu borunun çapı, burada kullanılan, bakın genişliyor, şu redüksiyonun çapı, içerisine konulan şu plakadaki deliklerin sayısı, bütün bunların hepsi ve şurası, bütün bunların hepsi hesaplarla ortaya çıkıyor. Basınç kaybı olmayacak şekilde dizayn ediliyor ve dolayısıyla fabrikasyon olmayan separatörlerde ciddi problemlerle karşılaşıyoruz. Siz buradan 6 barı veriyorsunuz. Tamam, suyunu ayrıştırıyor belki ama separatörden sonra işletmeye doğru bir gidiyoruz. Bakıyoruz ki 5 barlara kadar düşmüş buhar basıncı. Tabii bu da entalpiyi düşürdüğü için verimi düşürmekte. Demek ki separatörümüz bizim uygun şekilde dizayn edilmiş olması gerekiyor. İki, separatörümüz mutlaka şunu bilmemiz lazım. Separatör kondense ayrıştırır. Separated ayrıştırma demek bildiğiniz gibi. Dolayısıyla kondense ayrıştırır. Ama separatör kondense atmaz. Kondense kondens top atar. Dolayısıyla separatörün çıkışına mutlaka bir kondens top koymalıyız. Bakın bir işletmede, bu bir otel çamaşırhanesinden çekmiş olduğum bir fotoğraftı. Separatör almışlar. İki tane separatör. Ciddi de para harcamışlar. Eyvallah, çok güzel. Ama bakın çıkışlarına küresel vanaları koyup bırakmışlar. Ondan sonra da tabii tesisatta vuruntular, çamaşırda lekeler, kondens toplarda arızalar hep yaşanmış, yaşana gelmiş. Ne yapmak lazım? Dediğimiz gibi separatör çıkışına mutlaka kondens top, şamandıralı kondens top grubumuzu koyacaksınız. Şimdi yeri gelmişken havadan bahsetmiştik. Havanın tahliye edilmesi için çok güzel bir noktadır şurası. Şu noktada, yani separatörün şu tepe noktasında bir Ayvas hava atıcı koyarak tesisatta özellikle kazanda buhar oluşumu sırasında suyun içerisindeki erimiş oksijen de gaz fazına geçer. Çünkü genelde çamaşırhaneler küçük hacimli yerler olduğu için degazör kullanılmaz, gaz ayırıcı kullanılmaz. Dolayısıyla gaz bizim için her zaman büyük bir problemdir. Fırsat bu fırsat. Çamaşırhanelerinizde separatör kullanın. Separatörün çıkışına da mutlaka bir Ayvas hava atıcı koyunuz. Bu takdirde tesisatımızın daha başlangıç noktasında havayı ayrıştırmış oluruz. Hava atıcı ile ilgili birazdan konuşacağız. Hava nerede toplanır? Havanın bize zararı nedir? Bununla ilgili sonlara doğru özellikle birkaç bilgi sizinle paylaşacağız zaten. Peki. Separasyon işlemi de bu. Buhar nerede kullanılıyor çamaşırhanede? Başından beri söylüyoruz. Yıkama makinalarında kullanılıyor. Doğrudan buhar veriliyor. Kondens dönüşü yok. Kurutma makinalarında kullanılıyor. Kurutma makinalarında şurada bir fan vardır. İçeriye havayı alır. Serpentinden geçirilen buharla bu hava ısıtılarak çamaşıra sıcak hava üflenir. Ve çamaşır bu sıcak havayla kurur. Tabii ki bir ısı transferi burada gerçekleştirilmekte. Buradaki hava da
dışarıya atılır. O sıcak havada dışarıya atılır. Tabii bu ortamdaki hava vesaireyle ilgili büyük problemler, filtrelerde büyük problemler yaşanıyor. Bu bizim çok fazla işimiz değil. Buharı konuşuyoruz. Ama çamaşırhane, evet, çamaşırhanedeki sorunlardan biri bu. Kurutma makinalarında özellikle serpantinlerde delinmeler, patlamalar yaşanmakta, bunu konuşacağız. Başka nerede kullanılıyor bu buhar? Ütülerde kullanılıyor. Şu şekilde paskala, işte el ütüsü, paskala deniyor buna. El ütülerinde buhar kullanılıyor. Veyahut pres ütülerde bu şekilde olabiliyor. Yaka manşet presleri olabiliyor veya işte daha büyük pres makineleri oluyor. Buhar burada kullanılıyor. Genelde 6 bar, 8 bar civarı basınçlar kullanılmakta. Silindir kurutucular var. Bunun üzerinde ayrıca duracağız. Manken çıkarma var. Bakın şu manken kurutma, özür diliyorum. Manken kurutmalar var. Yani kıyafet olduğu gibi üzerine giydiriliyor. Üzerine giydirildikten sonra buhar verilerek doğrudan, tıpkı ütüde olduğu gibi burada ütüleme işlemi de yapılıyor. Leke çıkarma makinalarımız var. Leke çıkarma makinaları, leke çıkarma makinaları kimyasal kullanılan makinalar. Proseslerde kimyasal ısıtılması yapılıyor. Bu nokta bizim için önemli. Bu nokta bizim için önemli çünkü özellikle düşük basınçlar kullanıldığı için, düşük basınçlar kullanıldığı için sorun olduğundan genelde biraz daha yüksek tutuluyor leke çıkarma makinelerinde buhar basınçları. Ama bu defa da hızlı ısınma istenmiyor. Çünkü kimyasal bir işlem var. Yavaş ısınma isteniyor. Bu yavaş ısınmalarda kondensin tamamının tahliye edilmesinin istenmediği termostatik kondens toplarla birazcık kontrol edilmek isteniyor. Bu da yine sıkıntılara neden oluyor. Bunları da konuşacağız. Özellikle yıkama makinelerinde bazen şu var. Yıkama makinelerinde sıcak su ihtiyacı oluyor. Bu noktada kimi çamaşırhanelerde görüyoruz. Sıcak su boilerleri var. Yani sıcak su baştan hazırlanıyor ve doğrudan buhar vermek tabii maliyeti artırdığı için daha birazcık sıcak su gönderilip, yani doğrudan 20 derecelik değil de 40-50 derecelik sıcak su gönderilerek yakıt tasarrufuna yönelik veya işte hızlı çalışmaya yönelik çeşitli tedbirler alınmaya çalışılıyor. Bunları konuşacağız. Otel demişken benmariler vardı. Bunları da yine bakacağız. Şimdi bu noktadan sonra artık konuşacağımız hep fotoğraflar eşliğinde olacak. O yüzden bize soruluyor, seminerlerinizin notlarını alabilir miyiz diye. Elbette ki alabilirsiniz ama şu fotoğraftan konuşacağımız şeyleri anlamak çok her zaman mümkün olmuyor işin doğrusu. O yüzden de bilen arkadaşlarımdan özür dileyerek bazı yerlere okular yerleştirdim. Hani yuh gözümüze mi sokuyorsun diye lütfen düşünmeyiniz. Yazı olmadığı için, slaytlarda yazı kullanmayı sevmediğim için sadece fotoğraflar ve vurgu yapılacak yerleri de okular koydum. Anlayışınıza sığınıyorum bu noktada. Şimdi bakın, kolektörü konuştuk. Kolektörde kondensin tahliyesi için bir cep yapılmalı. Aksi takdirde jeneratörden gelen su kondens cebine gelmeden tesisata sürüklenir gider dedik. Şimdi bu çok basit bir kural. Kuralı da geçtim artık. Bu şekilde bir kolektör diye konuşulduğu zaman zaten akla yatkın olan şey nedir? Akla yatkın olan şey büyükçe bir kondens cebi. Bu kondensi oraya düşürmek, oradan da tahliye etmek. Ama yapılmıyor işte. Bakın gördüğünüz gibi yine bir çamaşırhanede kondens top konmuş. Kondens top çok doğru bir tip kondens top da değil burası için. Termodinamik kondens top bizi önerirken şamandıralı kondens top konmuş. Hadi orasını geçtim. Bakın yarım parmak çapında eni konuda masraf yapılmış. Yani şunu yapan usta geriye çekilip bunun fotoğrafını çekip kendi web sitesine de koymuştur. Kolektör uygulaması diyor. Çünkü hakikaten güzel bir uygulama yapmış. Yani işçilik olarak baktığınızda güzelce delmiş burada, kaynatmış, bakın güzelce eğmiş buralar, kısılmamış hiç filan, tamam süper. Para olarak baktığınızda da eni konu burada 1500 liralık filan, belki 2000 liralık bir masraf var işçilik hariç. Gelmiş yarım parmak, yarım parmak, yarım parmağı gelmiş buraya saplamış. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Siz saniyede 25 metre ortalama hızla hareket eden buharın önündeki bir damlacık su olsanız,
ve sizi deli gibi isteyen, sizi deli gibi çeken yıkama ve kurutma makinalarında emisyondan dolayı emiş varken şuraya düşer misiniz? Bana verilen cevap hayır, tabii ki düşmeyiz. Kondens de buraya düşmüyor zaten. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Bu kondens buradan tesisata taşınıyor. Kondens tesisata taşınıyor. İşte az önce konuştuğumuz vuruntular, ufak ufak partiküllerin kopartılması, korozyon vesaire, hattın oynaması, bunlar ayrı. Gece oldu tesisatta, akşam oldu ya da neyse, kapattım, basınç düştü. Ne olacaktır? Tesisatta kalan bütün kireçli su da buraya düşecektir. Böyle olduğu için de bu kondens top bir süre sonra ya buhar kaçıracak ya da tıkanacaktır. Ya tıkanacak ya da buhar kaçıracak. Dolayısıyla lütfen şuraya bir cep yapalım deriz. Bu kondens bu cepte toplansın ve kondense buradan bir Ayvaz termodinamik kondens topla veya bir metalik termodinamik daha çok tercihtir. Termodinamik kondens topla tahliyesini gerçekleştirin deriz. Hat sonlarını konuşalım. Hava büyük bir problem demiştik bizim için. Bakın, ana hat sonu ve ütü hat sonu için iki ayrı noktada. Şimdi hat sonlarına mutlaka hava atıcı koymalıyız. Bu sıcak su tesisatlarımız için de böyle değil midir? Özellikle kış başlangıcında kalorifer tesisatımızda ne yaparız biz? Havasını alırız. Nereden alırız? Bir gün bir seminerde sormuştum. Bunu nereden alırız? Dedi ki banyodan alıyorum ben, dedi, havayı. Hattın sonu banyodaymış. Hattın sonundan havanın alınması, hattın en sonundaki radyatörden havanın alınması gerekiyor. Aynı şekilde buhar tesisatlarında da emisyondan dolayı tesisattaki hava hattın sonuna doğru itilmekte. Dolayısıyla hat sonlarında hava toplanmakta. İşte bu havayı tahliye edebilmemiz için hat sonuna benim hava atıcı koymam lazım. Bakın, bu ana buhar hattı, cep yapılmış, eyvallah, çok güzel, kondens top konmuş, tamam, buna da eyvallah, her ne kadar uygun tip değilse de ondan sonra da kondens hattına bağlanmış. Şimdi bunu çok net hatırlıyorum. Sormuştum. Dedim ki neden hava atıcı kullanmadınız? Dedi ki bu soruyu soracağınızı biliyordum Tarık Bey. Sizin seminerlerinize katıldık. Biz biliyoruz. Evet, hat sonuna hava atıcı koymamız lazım. Evet, tamam. Ama şamandıralı kondens top kullandık. Biz içinde hava atıcı var. O. Böylece hem havayı hem suyu ikisini tek kondens topla atacağım. Siz bize diyorsunuz ki hava atıcıyı böyle bir dik kolektör yapın. Bakın, sağdaki resimden bahsediyorum ekranda. Bir dik kolektör yapın. Hava atıcıyı buraya bağlayın. Kondens topu da kolektörün alt tarafına doğru koyun. Termodinamik kondens topu da buraya yerleştirin diyorsunuz. Doğru uygulama budur. Havayı yukarıdan attım. Kondensi de aşağıdan attım. İkisini birleştirebilirsiniz eğer çıkış şansınız varsa. Doğrudan dışarıya atabiliyorsanız havayı doğrudan dışarıya atın. Fırsat bu fırsat. Hazır havayı ayrıştırmışım. Bir daha kondens hattına vermeyin. Ama dedik ya işte çamaşırhaneler birazcık şanssız bu noktada. Diğer endüstriyel tesisler gibi. Binaların genelde alt katları, küçük hacimler. Dolayısıyla öyle direkt drenajlara verebileceğim sıcak sular yok. Çünkü düşünsenize, otelin çıkış hattı, drenaj hattı PVC. Şimdi ben oraya kalkıp buradan sıcak havayı veya olarak kondens sürüklenir veya bir şekilde buhar kaçırdıysa, şimdi o PVC hatla veya PPRC değil PVC hatta verirsem sıkıntı olabilir. Ne yapacağız artık? Ne yapalım? Mecburen kondens hattına verin deriz, ama verebiliyorsanız, fırsatınız varsa binanın dışarısına doğru uzatınız. Şimdi gene geldik konumuza. Havayı hava atıcıyla atmak, kondensi de kondens topla atmak yerine ikisini de hava atıcılı bir kondens topla atıyorum. Bu doğru değil mi Tarık Bey? Hayır, doğru değil. Çünkü bakın, hava hattın sonuna, gazdan bahsediyorum, hattın sonunda toplanıyor ve tesisat emisyona devam ediyor. Yani diyelim ki yıkama makinesi selenoidi açtı ve içeriye buhar giriyor veya kurutma makinesi selenoidini açtı, içeriye buhar giriyor. Ne olacaktır buradaki hava? Buradaki hava buradan anında çekilecektir. Kondens top sadece H2O moleküllerinin arasında sıkışıp kalmış hava kabarcıklarının tahliyesini sağlayabilir. Termostat, özür dilerim. Şamandıralı kondens topun içindeki termostatik hava atıcı, kondensin içerisinde sıkışıp kalmış havayı havanın ayrışmasıyla çalışıyor. Oysa hava atıcı, hat sonuna koymuş olduğum air tesisattaki havayı, yani doğrudan gazı dışarıya atıyor. Bu noktada dediğimiz gibi ayrı bir hava atıcı kullanmamız lazım.
kondens topu mevcut hava atıcısı bu iş için hem yeterli değil hem de uygun yer değil. Bu sebeple bakın buradaki uygulamada da olduğu gibi bir el ütüsü burada Pascal ütü kullanıcımız var. Hattımız gelmiş çok güzel her şey güzel yapılmış. Dik kolektör yapılmış, drenaj vanası yapılmış, kondens top önüne pislik tutucusu arkasına çekmal her şey çok güzel. Ama bu noktaya bir hava atıcı gerekir. Hele de burada bütün dediğimiz gibi tesisata hava hattın sonunda birikeceği için. Peki hava önemli. Havayı mutlaka hava atıcıyla tahliye etmemiz gerekiyor. Ayrı bir hava atıcıyla tahliye etmemiz gerekiyor. Hem ana hatlar için konuşuyoruz, hem ütü hatları için konuşuyoruz. Şu resimde görüldüğü gibi hava tahliyesini yapmam gerek. Presütüler için konuşalım. Grup kondens toplamaya çok sık rastlıyoruz presütülerde. Çünkü alt ve üst tablalara ayrı ayrı buhar girmekte. Dolayısıyla bu buharın da kondens olduktan sonra ayrı ayrı tahliyesi gerekmekte arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir hava ısıtma kanalı, iki tane serpentin var. Örnek olarak burada tabii ki çamaşırhane için konuşmuyoruz ama örnek olsun diye bu çizimi aldım buraya. Bakın iki tane serpentinim var. Buhar geldi. İki ayrı kola ayrıldı. Geldi, kondens oldu, şamandıra kalktı, kondens tahliye etti, kondens oldu, şamandıra kalkmıştı, kondens tahliye etti. Güzel. Peki, buhar gelmez mi? Kondens topu gelir. Zaten gelir diye kondens top var. Buhar gelirse ne yapacak kondens top? Buhar gelirse kapatacak. Ama diğer serpentinden kondens gelirse ne yapacak? Kondens topun odasındaki buhar baskın olduğu için kapalı kalmaya devam edecektir. Ta ki her ikisinden de aynı anda kondens gelene kadar. Bu durumda kondens top kendisine en yakın olan serpentine göre çalışır. Yani iki serpentine tek kondens top koyarsak kondens top kendisine yakın olan serpentine göre çalışır. Su gelmişse açar, buhar gelmişse tutar. Diğer serpentinden kondens gelmiş, bundan buhar gelmişse bu kondens burada birikir, birikir, birikir ve bizim için birçok problem oluşturur. Bir kere ısı kaybım demektir. Yani enerji kaybım demektir. Daha sonra hızlı bir açma sırasında buradan vuruntu ve koç darbesi. Bu koç darbesinin etkisiyle de kondens topların bozulmasıyla karşılaşırız. Kondens top niye bozuluyor? Özellikle şamandıralı kondens top. Şimdi şamandıralı kondens topun şamandırası şu hareketi yapmak üzere dizayn edilmiş. Kondens geldi mi yukarı kalkacak, buhar geldi mi aşağıya düşecek. Biri bana dese ki bu kondens topu buhar kaçırt, ben aşağı yukarı sağa sola şu hareketi yaptırırım. İşte koç darbesi de aşağı yukarı dizayna göre harekete göre dizayn edilmiş bir kondens topta sağa sola hareket de yaptırtıp bilyanın sürünerek çizilmesine ve en nihayetinde buhar kaçırmasına neden olur. Bu noktada bakın ne yapılmış? İki tane serpentin çıkışları birleştirilmiş, tek kondens topa bağlanmış. Tek kondens topa bağlanmış, tabii burada sıkıntılar olmuş. Sıkıntı olmuş, kondens tahliye olmamış. Kondens tahliye olmayınca bir tane bunu T yapmışlar. Kondens topun çıkış tarafına, giriş tarafına değil. T yapıp buradan kondensi dışarıya atma cihetine gitmişler ama sorun kondens toptan sonra değil. Kondens topun tahliye edemediği düşünülmüş herhalde burada. Sorun kondens topta değil. Sorun iki serpentinin tek kondens topa bağlanması. Arkadaşlar bu noktada şu uyarıyı yapıyorum. Diğer sektörlerde de yapmıştım çünkü. Şöyle ki bazen şöyle mukavemet geliyor bize. Deniyor ki orijinali böyle. Bu makine İtalya'dan geldi. Bu makine Almanya'dan geldi. Bu makine işte biz Türkiye'den aldık. Üreticisi bunu hep böyle yapıyor. Ben 38 senelik ustayım. Hep bunu böyle yaptık. İki serpantin bu böyle. Biz de hep şunu söyleriz. Eğer iki serpantine tek kondens top bağlanacak olsaydı iki makineye de tek kondens top bağlayabilirdik. Öyle değil mi? Yan yana iki tane ütü varsa bu iki ütüyü birleştirip tek bir kondens topu bağlarım. Ütünün hepi topu kullandığı buhar miktarı saatte 5-10 kilogram filandır. Bizim en küçük çaplı ayvazın en küçük çaplı şamandıralı kondens topu 6 barda 450-500 kilogram kondens boşaltıyor ki 5 kilogram konuştuğumuz zaman 100 tane ütüyü yan yana bağlayın demek ki tahliye edebilir. Olmaz deniyor. Niye iki serpentini oluyorsa 100 tane serpentine de olur. Olmaz. Sonra düşünüyorlar. Evet doğru haklısın. Tarkı olmaz. Akışkanlar mekaniğinin temel prensibidir. Ne kadar giriş varsa o kadar çıkış olmalıdır. Ayrı ayrı çıkış olmalıdır. Aksi takdirde burada bir tıkanmaya neden olacaktır. Evet. Bu sebeple
çıkışlarımızı ayırmalıyız. Özellikle presütülerde ve birazdan göreceğiz kurutma makinalarında ikili serpentinler olduğu vakit bunlar sıkıntı oluyor. Presütülerde yine rastladığımız aslında birçok proseste de rastlıyoruz. Kurutmalarda olmuyor mu? Kurutmalarda da oluyor. Bir uygulama. Bakın serpentin çıkışı şurada. Serpentin çıkışı şu kodda. Ama dönüş hattı biraz yukarıda olduğu için doğrudan bağlama cihetine gidilmiş. Dolayısıyla kondans toplar serpentinden biraz daha yukarı bir seviyede, yaklaşık olarak bir 30 santim falan herhalde var burada. Serpentinden daha yukarıda. Şimdi bu ne manaya geliyor? Bu şu manaya geliyor. Bileşik kaplar prensibine göre. Şimdi ellerime lütfen dikkat edin. Bir şeffaf hortum var elimde. Ve bu hortumun içerisinde de su var. Şimdi benden bu suyu boşaltmamı istiyorsunuz. Şu suyu boşaltmamı istiyorsunuz. Ne yapmam lazım? Böyle mi yapmam lazım? Belki görüntüden çıkıyor. Yoksa böyle mi yapmam lazım? Tabii ki böyle yapmam lazım. Bakın bu noktada ne olmuş? Kondans top serpentinden yukarı seviyor. Bu sadece presütü için konuşmuyorum. Birçok tesisatta rastlıyoruz. Birçok proseste, birçok sektörde rastlıyoruz. Bu sebeple arkadaşlar serpentinden yukarıda olmamalıdır kondans top. Mümkünse biraz daha aşağıda, yani bir statik basınç oluşturabilirim. Artı statik basınç oluşturalım diye birazcık aşağıya koymakta fayda var ama her zaman da mümkün olmuyor. En azından aynı seviyeye koyalım. Zaten biz tesisatlar gezerken, yani firmalara gittiğimizde hep şunu aklımdan çıkarmadım. İlk öğrendiğim şeylerden biriydi mesleğe girdiğimde. Tarık, içeriye girdiğin zaman bir Kızılderili gibi düşün ve iz sür. Mutlaka tesisat sana başına gelenleri anlatacaktır. Bakın, burada tesisat bana anlatıyor. Tesisat bana birçok şey anlatıyor. Bakın yer kahverengi hep. Gördüğünüz gibi contalar patlamış. Vana, şuradaki vananın contası patlamış. Görebiliyoruz değil mi? Burada bir işlem yapılmış. Çünkü niye? İzolasyon çıkartılmış. Gördüğünüz gibi bağlanmış burada bir kablo tutucuyla veya bir telle şu flex hortumu bağlamışlar. Çünkü hep hareket etmiş. Sürekli vurmuş, vurmuş, oynatmış. Flanşı patlatmış, flanş çantasını patlatmış. Vananın kendi salma sırasını, sızdırmazlık elemanını patlatmış. Hatırlıyorum ben, kondens topla sonuç olarak buhar kaçırıyordu. Niye? Çünkü vurdur. Yani ben şimdi sizin görüntünüzü sallıyorum şu anda. Muhtemelen bu tesisatta sürekli böyle sallanıyordu. Ve en nihayetinde işte dedik ya, Kızılderili gibi takip ettikten sonra belli ediyor kendisini. Bu tesisatta hatalı bir tesisat, hatalı bir uygulama olduğu için hem bağlantı elemanlarında hem kondens topta deformasyon olmuş. Bu sebeple ez cümle kondens toplarımızın çıkışını serpentinden yukarıya koymamamız, aynı seviyeye getirmemiz gerekmektedir. Kurutma makinalarında yine az önceki örneğimizin bir benzeri, şunun bir benzeri. İki serpentin dedik ya, Pascal presütüde iki tabloya tek kondans top bağlanmış. Burada da bu kurutma makinesinde iki tarafta serpentini var. Yüksek kapasiteli bir kurutma makinesi bu. İki tarafta serpentine kondans buhar, özür diliyorum, buhar gelmiş. İki kola ayrılmış buradan ve bu nokta gördüğünüz gibi buradan iki ayrı kola ayrılarak buhar girmiş. Ondan sonra da kondens, özür dilerim, şuradan gel, iki noktaya ayrılmış. Sonra çıkışlar birleştirilmiş bu noktada ve tek kondens topa bağlanmış. Çıkışlar tek kondens topa bağlanmış. Bakın termal kamera görüntüleri. Buharın şu noktanın görüntüsü, özür dilerim. Kondens çıkışı 144 derece. Buhar çıkışını ölçmedim bile. Kondens çıkışım 144 derece ama kondens top kilitlenmiş kalmış. Niye? Çünkü kendisine en yakın kondens serpentine göre açıp kapatırken kilitlenmeye maruz kalmış. Dolayısıyla kondens topun sıcaklığı, yüzey sıcaklığı 104 derece. 144'e 104. Yani yaklaşık %35, %40'lık bir kayıp var.
Bu çok ciddi bir kayıp. Siz ne diyorsunuz? Ben buharla ısıtma yapıyorum, sıcak hava üflüyorum, çamaşırımı kurutuyorum. Ama iki serpentine tek kondansatör yüzünden aslında ben buharla ısıtma yapmıyorum. Benim yaptığım şey sıcak suyla ısıtma. Tabii ki bu da inanılmaz bir enerji kaybı anlamına geliyor. Süre kaybı anlamına geliyor. Birim kilogram başına çamaşıra harcadığınız yakıt miktarının artması anlamına geliyor. Ne bahasına? Tek bir kondenstop daha kullanmamak bahasına. Bu sebeple tekrar ediyoruz. Ne kadar girişiniz varsa bir makinede o kadar çıkış olmalı. İki serpantin varsa iki tane kondenstop. İki tane tablanız varsa iki tane kondenstop kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Her biri ayrı ayrı rahatça boşaltma yapıp içeride kondens biriktirmesin diye. Yine kurutma makinesinde bu da ne yazık ki çok sık rastladığımız çok acı bir örnek. Şöyle ki yine iki serpantin var. Fotoğrafı genel çekmemişim. İtiraf edeyim. Genel çektiğim fotoğraf biraz fulluydu diye kullanmadım. İki serpentinin çıkışı tek bir kondenstopa getirilmiş. Sonra herhalde düşünmüşler, demişler ki ya bu yetersiz kalıyor. Çünkü kondens gitmiyor. Bakıyoruz makinenin bir tarafı sıcak, bir tarafı soğuk. İki yan yüzeyinde, yanak diyorlar orada. İki yanında iki ayrı serpentin var. Bir taraftaki serpentin daha sıcak, bir taraftaki serpentin daha soğuk. Ha, kondensi atamıyor. Demek kondensop yetersiz deniyor. Anlaşılan. Şuraya hakikaten üşenmemişler. Bir T yapmışlar. Termodinamik kondensop koymuşlar. Ne yazık ki doğru bir uygulama değil. Bu yapılana kadar diğer serpantin doğrudan buraya bağlanmalıydı dedik. Buradan hemen bunları kapattılar ve çıkışı şuradan şu tarafa verdik. Tabii doğru bir kondensatör tipi değil termodinamik kondensatör. Bu arada şamandıralı kondensatör kullanmaları gerektiğini salık vermiştik ve uygulamayı o şekilde yapmışlardı. Bu çok önemli dediğimiz gibi kondensatör seçimleri, tip seçimleri çok önemli, bağlantı şekilleri çok önemli. Çamaşırhanede hepi topu kullandığımız 3 tip ürün vardı. Özür dilerim 3 proses vardı. Kurutmalar, yıkamalar ve ütüler. Yıkamalarda doğrudan buhar veriyorduk. Dolayısıyla o noktada işte buharımın temiz olması, separatörler, cepleri konuştuk. Kurutmalar için ve presitürler için de özellikle çift tablalı veya çift serpantinli makinalarda ayrı ayrı kondenstoplama yapılmasını konuştuk. Şimdi yıkama makinalarında hat sonu için bir örnek burada görüyorsunuz. Genelde bize şöyle söyleniyor. Benim yıkama makinalarıma doğrudan buhar verdiğime göre havayı ayrıca ayrıştırmama gerek var mı? Çok güzel bir soru. Çok da mantıklı bir soru. Yani düşünün. Şu benim şurada 3-4 tane benim burada yıkama makinem var. Her birine branşmanlar alınmış gördüğünüz gibi. Şu flex hortumlarla selomate açıyor ve buradan buhar doğrudan yıkama suyuna veriliyor. Eyvallah. Madem ben de direkt buhar veriyorum, niye ben havayı atayım ki? Hava da gitsin. Hayır. Havayı atmak için fırsattır. Netice itibariyle burası da bir hat sonudur ve havaya atmak için fırsattır. Bir de bu işin akşamı da var. Tesisatı kapattığınız zaman, şu selonetler kapatıldığı zaman burada ne kalacak? Burada hava kalacak. İşte bu havayı almak ve atmak için bir hava atıcı kullanınız. Yani yıkama makinelerinin hat sonunda da yine hava atıcı kullanınız. Tesisattan oksijeni özellikle ayırarak korozyon ihtimalini, böylece lekeli çamaşır ihtimalini de ortadan kaldırmış olursunuz. Ve geldik kurutma silindirlerine. Isıtılmış dönen silindir diye tabir ediliyor bizim meslekte, ama çamaşırhanede de silindir veya silindir kurutucu, silindir ütü deniyor. Çarşaf veya işte büyük boylu havlu kurutmak için kullanılıyor. İçinde buhar verilmiş olan silindirler var ve çamaşır şu anda neden çıktık bilmiyorum. Şimdi paylaşacağım sizinle. İzninizle şu anda. Dediğim gibi bilgisayarım oldukça ağırlaştı. Bir açıp kapatmakta fayda varmış. Ama cesaret edemedim şimdi dedim yetiştiremeyiz. Şu anda paylaşımı göremiyorsunuz herhalde. Slaytımı almaya çalışıyorum izninizle.
O da teknolojinin artık cilveleri diyelim. Çok özür diliyorum. Evet, geliyor. Umuyorum gelecek. Evet. Dönen silindirlerimiz için konuşuyorduk. İçerisinde silindirler var. Çamaşır bu silindirlerin etrafında dönüp dolaşıyor ve böylece kurutma yapılıyor. Süreme bakıyorum. Doğru, iyi gidiyoruz. Dönen silindirlerde şu sorunum var. Çamaşır bu silindirlerin etrafında dolaşıyor dediğimiz gibi. Ve çamaşırhanelerde bu sıkıntıyla ne yazık ki hep rastlıyoruz, karşılaşıyoruz. O da şu. Dönen silindir demek, bir silindirin göbeğinden buhar veriyorum ve çıkışından kondense alıyorum. Serpentin için bir sorun yok. Serpentin tek bir hat boyunca buhar girdi. Hatta ısı transferinden dolayı yoğuştu, kondense oldu. Tek bir boru kondense top, su geldiyse attı, buhar geldiyse tuttu. Ama silindirlerde durum böyle değil. Bir oda düşünün. Bu oda silindirik, bir de işin kötüsü dönüyor. Ben bu odaya, silindirik odaya buharı veriyorum. Kondens oluyor, silindir dönüyor ve kondensi benim tahliye etmem gerekecek. Bu çok kolay bir iş değil ve işin içerisine merkez sıkaç da girdiği zaman bakın ne oluyor. Şimdi silindirin göbeğinden buharı verdim, aynı yerden kondensi alacağım. Kondensi alabilmek için silindirin içerisinde aslında bir sifon var. Yani bir boru var. Bu boru böyle silindirin dibine doğru uzatılmış. Bazen böyle bir kaşık şeklinde de olabiliyor. Silindir dönüyor ve buradan kondensi tahliye edecek. Bakın bakalım silindir döndüğünde kondensi tahliye edebilecek mi? Burada görmüş olduğunuz görüntüler animasyon değil, hızlandırılmış termal kamera görüntüleri. Dolayısıyla böylece lütfen takip ediniz. Bakın silindir dönüyor. Benim burada sifonum var. Bakın sifon bazen suyun içerisinde, bazen suyun dışında kalıyor. Hal böyle olunca kondens top kondensin tamamını tahliye edemiyor. Silindirin biraz daha hızlı dönüyorsa eğer, bakın sarınmaya başladı. Artık sifonum sürekli olarak suyun içinde veya dışında, suyun içinde veya dışında çok kesikli bir şekilde kondens topa buhar ve su gelmekte. Kondens topun da hızlı bir şekilde buna cevap vermesini bekliyoruz. Hani kondens toptan sonraki check valve'den böyle takır 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 ses gelir bazen. İşte bu tam bu çalışma anında oluyor. Bir daha oynatalım. Bakın sifon burada. Kondensi şu anda atamıyorum. Şimdi atıyorum. Bakın bazı durumda kondens sifona geliyor. Bazı durumda sifona buhar geldiği için kondens topa kadar da o gidiyor. Dolayısıyla kondens top bir aç bir kapat. Bir kararsızlık durumu var ve bu da yine silindirin içerisinde bana problem oluşturuyor. Nasıl bir problem oluşturuyor? Ona da şöyle bir bakalım isterseniz. Bakın silindirin şu yanağında su taşınıyor, kondens taşınıyor. Dolayısıyla bu tarafa temas eden çamaşırla bu tarafa temas eden çamaşırın arasında bir ısı farkı var. Bu da kurutmada bir kalitesizlik anlamına geliyor. Sektörde buna marul yaprağı diyorlar. Böyle pütür pütür oluyor. Çarşafı buradan veriyor, öbür taraftan çıkıyor. Bakıyorsunuz tamam güzel ama kim yerler kurumamış. Çünkü o noktalarda silindirin içerisinde o merkez kaçtan dolayı kondens kalmış. Orada diğer taraflar gibi ısı geçirgenliği kondensin daha düşük olduğundan dolayı tam bir kurutma işlemi olmamış ve pütür pütür kabarcıklar şeklinde çıkıyor çarşaf. Sektördeyseniz bunu biliyorsunuz. Sektörde değilseniz otellerde de dikkat edin. Çarşaflarda bazen bu durumda bir de bizim gözle baktığınız zaman rast gelebiliyorsunuz. Hal böyle olunca bu kondensin tahliyesi önemli. Ha. Eğer silindirim benim çok hızlı dönüyorsa, silindir niye çok hızlı dönsün ki? Silindir şunun için çok hızlı dönüyor. İş birikti. Bir tatil köyü düşünün, bir büyük otel düşünün. Çarşafların, havluların kurutulması lazım ve yetişmesi lazım. Ne yapacaksınız? Mecburen silindiri hızlı çevireceksiniz. Çevir abi silindiri hızlı diyoruz. Çevirdiği zaman silindiri, oho, su taşındı. Su taşındı ve bir film tabakası şeklinde silindirin her tarafına kondens merkez kaçtan dolayı sarındı. Bu da silindiri hızlı çalıştırmanın da bir anlamı yok. Bu sefer de kurutmuyor. Bu sefer de nemli kalıyor çarşaflar. Yani anlayacağınız, yavaş çalıştırsak da bir dert.
Hızlı çalışırsak da bir dert. Silindirlerde kondens tahliyesi her zaman bir sıkıntı. Şimdi bu noktada size şunu söyleyebilirim. Bunun bir çözümü var. Bu noktada bunun bir çözümü var. Bu kondensi tahliye etmemizin bir çözümü var. Şöyle ki, şimdi dediğim gibi serpentinin bir serpentin olsaydı bir tarafından buhar giriyor vana selonayı neyse ne o açtı girdi burada birisi transfer oldu kondens oldu kondens topu açtı kondensi tahliye etti burada durum güzel kolaydı ama bu odada bu dönen silindirde durum kondensi tahliye etmek zor durum birazcık karışık işte bu işi kolaylaştırabilmemiz için bir basınç farkı oluşturmam lazım benim kondens topun önüyle arkası arasında bir basınç farkı oluşturmam lazım yani bu tam da şu benzin deposundan bir hortumla benzin çekmek gibi düşünün şimdi hortumu benzin deposunun içerisine uzattım burada da benim kabım var akadı akmıyor. Hadi sene akmıyor. Akması lazım. Ne yapmam lazım? Bir vakum, bir çekiş oluşturmam gerekiyor. Bir emisyon oluşturmam gerekiyor. Tıpkı arabadaki sigara gibi düşünün. Arabada sigara içenler ne yapıyorlar? Camı bir miktar açıyorlar. Bir miktar açılınca ne oluyor? O duman dışarıya çıkıyor. Çok tuhaf. Arabanın içindeki ve dışındaki basınç halbuki atmosfer basıncı. Ama sanki dışarıdaki basınç daha düşükmüş gibi içeriden dışarıya doğru o duman çıkıyor cam kısıkken. Camı biraz daha fazla açsalar dışarının havası içeriye basıyor. Camı biraz daha kıssalar o duman dışarıya çıkmıyor. Ama belli bir açıklıkta onu sigara içenler biliyorlar. Belli bir açıklıkta o duman çıkıyor. Niye? Çünkü araba hareket ediyor. Araba hareket ettiği zaman hız camın ön tarafında basıncın düşmesine neden oluyor. Ve arabanın içerisindeki basınç camın hemen ön tarafındaki basınçtan daha fazla olduğu için de o duman dışarıya gidiyor. İşte burada da bu işi yapmamız lazım. Dönen silindirlerde kondensi tahliye edebilmemiz için bizim bir basınç farkı oluşturmamız lazım. Bu basınç farkını da aslında sektörde bulmuşlar çözümünü. Bir bypass vanasıyla yapıyorlar. Gene galiba çıktık. Çok özür diliyorum bilgisayarımın az izliği. Evet geldik. Bypass vanasını birazcık açıyorlar. Bypass vanasını açınca tabii ne oluyor? Burada bir emisyondan dolayı içerideki her şeyi çekiyor ve götürüp gidiyor. Eyvallah tamam ama bu arada buhar da kaçıyor. İşte o yüzden bu vanayı diyoruz ki az açın. Ya bu vanayı az açın da olmuyor işte. Hele küresel vanaysa vana %20 açıklıkta bile debinin %80'i geçiyor. O zaman biz diyoruz ki kondens topun kendi üzerinden bir firar verelim. Keşke şimdi düşünüyorum şu kondens topların kesti olsaydı yanımda. Bundan sonraki seminerlerde öyle yapalım. Hani aramızda proje taahhüt firmasından olan arkadaşlarımız var. Her şeyi bizden çok daha iyi biliyorlar. Buharı, temellerini, proje çizimini. Ama sahada pek bulunmadıklarından dolayı kondens toplarla, armatürlerle ne yazık ki çoğu zaman çok içli dışlı olamıyor olabilirler. O yüzden kesti olsaydı keşke yanımda diye düşünüyorum. Bundan sonraki seminerlerde bunu yapalım. Bakın kendinden bypasslı kondens top geliştirdik biz Ayvaz olarak. Özellikle dönen silindirlerde, kağıt sektöründe çok kullanılır. Şu kot kumaşları, denimin kullanıldığı tekstil fabrikalarında çok kullanılır silindirler ve çamaşırhanede, ütülerde kullanılır. Sanforları unutmuştum. Yine tekstilde, sanforda da dönen silindirler var. Bizim bu prosesler için geliştirdiğimiz, bize özel bu ürün buhar kilidi çözücü sistem. Nasıl oluyor? Bir iğne vana var. 3-8'lik bir iğne vana var. Dolayısıyla bu iğne vanayı bir miktar açtığımız vakit işte o tıpkı arabanın camını bir miktar açmak gibi silindirin içerisindeki suyu buradan tahliye etmeye, çıkış hattına doğru verip tahliye etmeye yarıyor. Yani bir bypass vanası gibi küresel vana veya işte glob vana kocaman yarım parmak, bir parmak çapında bir bypass vanası yerine 3-8'lik minicik bir açıklık camın hafif açılması gibi minicik bir açıklık vererek kondensi tahliye edebiliyoruz. Peki, süremizin sonuna artık yaklaşıyoruz. Flaş buharla yıkama makinalarının sıcak suyun ısıtılmasını konuşalım.
Flash buhar tank sistemi ve kondans pompasını birlikte burada görüyoruz. Dönen kondansımız özellikle çamaşırhanelerde mesafeler yakın. Şimdi bu sıkıntıyla hep rast geliyoruz. Çamaşırhanelerde kondans tesisatlı, kondans tankından çıkan buharın canlı buhar mı, flash buhar mı olduğu noktasında şikayetler veya tartışmalar hep yaşanıyor. Mesafeler çok yakın çamaşırhanelerde. Yani bir çamaşırhanenin en uzun hattının 20-30 metre olduğunu söyleyebilirim size. Özellikle otellerde. Mesafeler yakın. Basınçlarımız 8 bar, 10 bar kullanılmakta. Bu da buhar basıncımız. 8-10 barsa sıcaklığında 175 derece, 184 derece civarlarında olduğunu söylüyor. Şimdi 184 derecelik buhar kondens oldu. Şamandıra kalktı ve kondensi tahliye etti. Kondensi tahliye ettiğinde kondensin sıcaklığı kaç derece? Tabii ki o da 184 derece. Buharlaşma sıcaklığında kondensi ısısını kaybettiği için kondense döndü. Hal böyle olunca o 30-40 metrelik hattan geriye gelecek o 180 derecelik kondensin. Tabii ki en sonunda atmosferik bir kondens tankını açıldığı için sıcaklık belki orada düşecek ama nereye düşecek? 130 derecelere en fazla düşecek. Buradan da çok ciddi miktarda bir kondens çıkışı, özür dilerim, flash buhar çıkışı gözlemleniyor. Canlı buhar olmasa, buhar kaçağı olmasa bile. İşte bu noktada diyoruz ki o dönen kondensi bir flash buhar tankına alın. Bu flash buhar tankından flash buharı bir boilere vererek burada yıkama makinelerinin kondensini, özür dilerim, yıkama makinelerinin suyunu ısıtabilirsiniz. Dışarıya atacağım ve atmak zorunda kaldığım o buharla bir ön ısıtma yaparım. Böylece yıkama makinelerine 20 derecede aldığım suya doğrudan buhar vermek yerine bu flaş buharla 40-50 dereceye ısıtıp ondan sonra gerek varsa canlı buhar veririm. Ve böylece de enerji tasarrufunda bulunmuş oluruz. Bu sebeple arkadaşlar flaş buhar sistemini çamaşırhanelerinizde mutlaka düşünün. Ayvaz olarak ekibimiz oraya gelecek. Sizin buhar miktarınızı, kullandığınız buhar miktarını, geri dönüş miktarlarını, sıcaklıkları ve basınçları yerinde test edecek. Sizinle birlikte hesabını yapacak orada ve PDF raporlarını anında sizinle paylaşacak. Bütün bu işlemlerin hepsi yarım saat içerisinde bitecek emin olun. Ve anında size yarım saatin sonunda kurulacak bir flash buhar tank sisteminin ne kadar mal olup ne kadar sürede kendisini amorti edeceğinin hesabını vereceğiz. Ayvaz olarak biz sadece ürün satıyoruz diye düşünmeyin. Ayvaz olarak biz sistem satışları da yapıyoruz ve bu sistemlerin kurulumunu da aynı şekilde size yapıyoruz veyahut bunun supervisorlığını yapıyoruz. Dolayısıyla para kazanabilmek için hangi noktalarda enerji geri kazanımı yapabileceğimizi ekiplerimiz size yerinde, sizinle birlikte ve sizin yanınızda, yani herhangi bir manipülasyona yer vermeden sizin yanınızda gerçek bilgilerle, reel bilgilerle size yapabilecektir. Hızlı su ısıtma sistemini de konuşmadan olmaz. Özellikle otel ve çamaşırhanelerde sıcak su ihtiyacı buharla karşılanıyor dedik. Hele de otellerde buharla ısıtma yapılıyor. Şöyle bir örnek vereyim ben size. 300 odalı bir oteliniz varsa 13 dakikam. 300 odalı bir oteliniz var ve burada akşam herkes denizden döndü, havuzdan döndü. Herkes duşlara tabii yüklendi. Ne olacak? 300 odanın ihtiyacı kadar sıcak suyu ben boilerde tutmak durumundayım. Peki öğlen saatlerinde 2-3 kişi, 2-3 odada banyo yapılacak. Olsun. Ben 300 odalık sıcak suyu öğlen saatinde de hazır tutmalıyım. Ben bilemem ki kim ne zaman su isteyecek. İşte bu durumda benim koca koca boilerleri bulundurmam gerekiyor. Ve bu boilerlerde de suyu her zaman sıcak tutmam gerekiyor. Bu hem yer kaybı hem de inanılmaz bir enerji kaybı. Bir de işin lejyonelle tarafı var. Bunu konuşmuştuk. İlerleyen günlerde tekrarını yapacağız onu. Yani bir bakteri bu. Dolayısıyla bizim bu boilerler yerine ister 3 odanın ister 300 odanın sıcak su ihtiyacını kaç derecede istiyorsanız o dereceye ayarlayabileceğiniz
hızlı ısıtma sistemlerimiz var. Bakın buradaki boilerler yerine, koca koca boilerler yerine şöyle şase üzerinde istediğiniz sıcaklıkta suyu alabileceğiniz kendi üzerinde kontrol mekanizması olan, aynı şekilde 420 amper çıkışları olduğu için kendi sizin bilgi SCADA sisteminize aktarabileceğiniz hızlı paket sıcak su üreticilerimiz var. Otellerde de özellikle bu ürünü düşünmeyiniz, kullanınız. Kullanınız artık boilerler, özellikle şu korona günlerinden sonra virüslerin, bakterilerin ne olduğunu öğrendik. Legionella bakterisi sıcak sularda, sıcak ve durgun suda ürüyor. Türkiye'deki zatüre vakalarının %5 ila 10'unun Legionella bakterisi kaynaklı olduğu biliniyor. Dolayısıyla otellerinizdeki sıcak su ihtiyaçlarını boilerle değil, paket tip hızlı su ısıtıcı sistemlerinizle sağlayabilirsiniz. Ayvaz'ın bu geliştirmiş olduğu modellerle hem yerden tasarruf edersiniz hem de ısı kayıplarının önüne geçerek enerji tasarrufunda bulunmuş olabilirsiniz.